Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar beslenme ilkeleri ve hijyen dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. 1. sorumuza hemen geçelim. Gıda ürünlerinin güvenilir olduğunu gösteren belge hangisidir? Evet, gıdanız güvenliyse o belgeye sahip olmanız lazım. HACCP. Yani arkadaşlar bu da İngilizce tabirlerinin baş harfi aslında. Hazard Analysis and Critical Control Points şeklinde. Yani tehlikeli analizi ve kritik kontrol noktaları şeklinde ifade edilen bir şey. Bunu hemen İngilizcesinde yazacağım. Hazard Analysis and Critical Control Points şeklinde ifade edilir. Bu İngilizce baş harflerine dikkat ederseniz. Bunun Türkçesini de hemen yazalım arkadaşlar. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları. Evet, İngilizce tabirlerinin baş harflerinden bu şekilde kısa kısa yazıyoruz ve açıklamasını da vermiş oldum arkadaşlar. Evet, HACCP ilkelerinden 3 tanesini yazın. Birincisi arkadaşlar tehlike analizi yapılması. Hemen yazalım. Tehlike analizi yapılması. Bir diğeri kritik kontrol noktalarının bulunması. Kritik kontrol noktalarının bulunması şeklinde şöyle kısaca yazalım. Üçüncüsü de kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin bulunması arkadaşlar. Kritik limitlerin bulunması diyelim. Evet, bu ilkelerden 3 tanesini de hatırlatmış olduk bir kez daha. Personelden yiyeceklere bulaşan hastalık etkenlerine bir tane örnek yazın. Personelden bulaşan hastalık ne demek? Yiyecek üretim ve servis alanlarında yemek yeme, personelden yemeğe bulaşabilecek bir şey. Yani kaşığını, ağzındaki kaşığını, çatalını yemeğe daldırırsan sendeki hastalık oraya bulaşabilir. Onun için yiyecek üretimi ve servis alanlarında yemek yeme diyelim. Evet, sizin ağzınızdaki hastalık o yemeğe geçebilir vesaire. Ambalajlı yiyecekleri satın alırken dikkat edilmesi gerekenlerden 3 tanesini yazın. Evet, marka veya satın alınan yer çok önemli arkadaşlar. Onun için dikkat edelim. Marka veya satın alınan yer. Bu çok önemli. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bir diğeri ambalajın sağlam ve yırtık olmamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ambalajın sağlam olması diyelim. Diğeri de ambalajda etiket bilgilerin açıklayıcı olması muhakkak önemli arkadaşlar. Etiket bilgilerinin açıklayıcı olması. Bu da önemli. Bunlara dikkat ediyoruz herhangi bir ürün alırken arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Servis alanında halıların yıkama işlemi ne kadar sıklıkta olmalıdır? Evet, bu önemli arkadaşlar. 15 günü geçmemeli. Dolayısıyla 15 günde bir olmalı şeklinde cevabımızı kısaca verelim. Gıdalarda bakteri üremesi için uygun ısı aralığı nedir arkadaşlar? En güzel hangi ısıda? Tabii ki artı 5 ile artı 65 derece arası diyelim arkadaşlar. Evet, buradaki sıcaklık ortamında bakterilerin en güzel üremesi
için uygun olan alan diyoruz bu soruda. Evet, 7. soruda gıda katkı maddelerinin kullanımında insan sağlığına zarar vermemesi açısından dikkat edilmesi gereken etken nedir şeklinde bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bu etken biliyorsunuz ki önerilen tüketim dozu çok önemli. Onun için önerilen tüketim dozuna muhakkak dozuna uyulmalı diyelim. Yani ne az ne çok, ikisi de olmamalı arkadaşlar. Her şeyin bir kararı var burada da olduğu gibi. Gıda maddelerindeki o kullanım maddelerinin dozu çok önemli arkadaşlar. Yapısında doğal toksin, yani zehir bulunan bir tahıl yazınız. Evet, tahıllar hep yararlı diyoruz ama yapısında doğal toksin yani zehir var. O da hangisiydi hatırlayın? Çavdardır arkadaşlar. Bu da dikkatli kullanılmalı. Aşırısı yine zarar. Pişirilen besinlerde bakteri üremesini engellemek için yiyeceklerin iç sıcaklığı en az kaç derece olmalıdır ifadesi? En az artı 74 derece olmalı arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bu rakamlar çok önemli, sınavlarda soruluyor arkadaşlar. Bakterilerin ürettiği toksinleri içeren besinlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan besin zehirlenmesine ne ad verilir ifadesi? Tabii ki besin intoksikasyonu diyoruz arkadaşlar buna da. Besin intoksikasyonu denir şeklinde yine cevabımızı verelim. Besin zehirlenmesinin diğer ismidir arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayalım. 11. soruya bakıyoruz. Bakterilerin üreme ve çoğalmasına uygun yüksek riskli yiyeceklerin besin içeriği hangisidir şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar buna da biz protein diyoruz. Protein kaynaklı besinler çok çabuk bozulur. Onun için buraya da protein şeklinde cevabımızı verelim. Başka bir organizmaya yerleşip ondan yararlanarak yaşayan diğer bir canlı türüne ne ad verilir ifadesi? Parazit kavramını bizlere hemen hatırlatır. Buraya da parazit denir şeklinde yine cevabımızı veriyoruz arkadaşlar. Soruların bazıları uzun açıklamalı, bazıları kısa olduğu için hemen geçiyorum. Küflerin gelişmesi için en uygun sıcaklık kaç derecedir? Evet, küfler arkadaşlar biliyorsunuz ki 25 ile 30 derece arasını çok severler. Yani genellikle oda sıcaklığı deriz ya. İşte bu sıcaklıkları çok severler türemek için. Onun için 25-30 derece arası en uygun sıcaklık olacak arkadaşlar küflerin üremesi adına. Kontaminasyon nedir? Kısaca açıklayın. Evet, kontaminasyon biliyorsunuz ki istenmeyen herhangi bir şeyin besinlerle bulaşması ve besin güvenliğini tehdit etmesine denir. Onun için bu bulaşma olarak bildiğimiz bu kontaminasyonun da şöyle tanımını kısaca yazalım arkadaşlar. İstenmeyen herhangi bir şeyin besinlerle bulaşması ve besin güvenliğini tehdit etmesine denir şeklinde buradaki kontaminasyonun kısaca tanımını da vermiş olalım arkadaşlar. Geçiyoruz son iki soruya bu sayfada. Hijyen eğitimi hangi yönetmelik gereği verilmektedir? Arkadaşlar adı üstünde hijyen yönetmeliği gereği. Hemen yazalım. Hijyen yönetmeliği gereği verilir diyelim. Evet, 16. sorudayız. Kişisel hijyeni kısaca tanımlayın. Evet, kişisel hijyen nedir arkadaşlar? Adı üstünde bireyin kendisini ilgilendiren, bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı öz bakım uygulamalarına denir. Hemen yazalım. Bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı öz bakım diyoruz ya, işte bu arkadaşlar. Öz bakım uygulamalarına denir.
Evet, bu da kişisel hijyenin yani öz bakımın kısa bir tanımı, tarifi olduğu sınavlarda gelirse yazacağımız şey belli arkadaşlar. Evet, son sayfa ve son sorulardayız. 17. soruda kişisel hijyen konularından 3 tanesini yazınız. Evet, nedir bunlar arkadaşlar? Öncelikle tabii ki vücut bakım ve temizliği. Hemen yazalım. Vücut bakım ve temizliği. Bir diğeri giyim konuları. Üçüncüsü de tuvalet alışkanlığı ve temizliği arkadaşlar. Tuvalet alışkanlığı ve temizliği diyelim. Evet, bunlar da kişisel hijyen konularından 3 tanesi hemen yazmış olduk. Mikroorganizmaların bulunduğu ortamlardan 3 tanesini yazın. Evet, nerede bulunur bu mikroorganizmalar? Bir kere hayvanlarda bulunur arkadaşlar. Hemen yazalım. Özellikle evde hayvan besleyenler lütfen dikkat edin, onların da bakımını yaptırmadan şu hayvanlarla çok muhatap olmayın. Bir diğeri insan ve hayvanların dışkılarında. Evet, insan, hayvan dışkılarında. Üçüncüsü de iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde arkadaşlar. İyi yıkanmamış sebze meyvelerde. Bunlar da önemli. Yani hepsini temiz bir şekilde, hayvanı seveceksek temiz sevelim. Sebze meyve yiyeceksek temiz bir şekilde yıkadıktan sonra yiyelim arkadaşlar. El yıkamayı gerektiren işlemlerden 3 tanesini yazın. Evet, elleri ne zaman yıkarız? Çöp ve atıklara dokunduğumuzda, hemen yazalım. Çöp ve atıklara dokununca diyelim, ellerimizi hemen yıkamalıyız. Bir diğeri tuvalet gereksinimin giderilmesinden sonra, yani tuvaletten sonra önemli arkadaşlar. Bir diğeri de kimyasallarla elleri kirleten işlerle, boyalarla vesaire uğraşıldığında arkadaşlar. Kimyasal ve boyalarla uğraşıldığında. Evet, bunlar elleri yıkamayı gerektiren şeyler çünkü tehlikeli mikroplu alanlar. Sterilize edilmemiş konservelerden kaynaklanan besin zehrine ne ad verilir ifadesi var ki, bir de bu Latince bir kavramdır. Botulinumdur arkadaşlar. Buna botulinum denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim buradaki ifadeye. 21'deyiz. Bakterilerin suyu kullanmasını engelleyen besin maddelerinden 3 tanesini yazınız arkadaşlar. Bunlar neydi? Tuz. Bir diğeri sirke. Bir diğeri de şekerdir arkadaşlar. Bunlar bakterilerin suyu kullanmasını engelleyen besin maddeleri arkadaşlar. 22. sorudayız. Bakterilerin üreme ve çoğalmaları için en uygun pH değeri hangisidir? O değerinde yine pH değerinin 7.2 değeri olduğunu hatırlatalım bir kez daha. 23. ve 24. son ikinci sorudayız arkadaşlar. Bakterilerin üreme ve çoğalmalarının yavaşlatılmasını sağlayan su oranı yüzde kaç olmalı? Arkadaşlar %60 ve altında olmalı arkadaşlar. Son soru. Yiyecek üretim ve servisinde çalışan kişilerin portör kontrolü ne kadar sıklıkla yapılmalı? Yine onun da süresi 3-6 ayda bir yapılmalı diyelim. Evet arkadaşlar, beslenme ilkeleri ve hijyeni videomuzun da bugünlük sonuna geliyoruz. Görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinizin sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip abone olursanız, yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza lütfen davet edin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.